Bu videomuzda arkadaşlar diyalog sorularını çözeceğiz. 44-48 aralığındaki diyalog soruları. Diyalog sorularında karşılıklı konuşma esas olduğu için arkadaşlar, yani o sohbet ortamı söz konusu olduğu için biraz daha ne yapmak lazım? Biraz daha dikkatli okumak lazım. İki kişi konuşuyor, Kevin ve Richard. Hemen okumaya başlayalım. Have you heard, duydun mu diyor, what famous footballer David Beckham says? Yani ünlü futbol oyuncusunun David Beckham'ın ne dediğini diyor. Is his greatest achievement? Yani onun en büyük başarısının ne olduğunu söylediğini duydun mu? Richard ya evet ya hayır ya da bir yorum yapmış ki Kevin devamında aslında hayır diyor. O nedir? He says, o ne diyor? En büyük başarısı diyor, has been always putting his family first. Ailesini öncelemesi diyor. Hatta diyor, her gün kahvaltıyı da diyor, çocuğu için her gün kahvaltı yapıyor. O zaman Richard ne demiş olabilir? Richard bir varsayımda bulunmuş olabilir. Yanlış bir şey söylemiştir. That's really unexpected from someone like him. Bu gerçekten diyor, beklenmedik bir şey onun gibi birinden. Ben her zaman düşünürdüm ki ünlüler, celebrities sadece diyor kendini düşünürler. Richard bir şey söylediği kesin. Bu bir. İkincisi yanlış bir şey söylediği kesin. Ona göre okuyacağız. Let me guess, dur tahmin edeyim. O söylemiş olmalı bir şey ne hakkında? Kariyeri hakkında, ki hani birçok bilinen kulüp için oynadığı kariyeri hakkında diyor. Bakın burada çocukları hakkında, onlarla ailesi hakkında konuşmasına ters bir şey söylüyor. Yanlış, yani tezat bir şey söylüyor. Bu anlamda Kevin ona aslında hayır diyor. Dolayısıyla A şıkkı doğrudur. Nasıl bilebilirim? Ben diyor hiçbir ünlüyle karşılaşmadım hayatımda. Bu hiçbir şey söylemediğini gösteriyor. Kolay diyor. Ünlüler diyor her zaman der ki onlar diyor sevdiği kişileri öncelerler ve arkadaşları. İyi de ailesinden bahsetmemiş. Bu anlamda yanlış. Bu gerçekten diyor, yani böyle çelişkiye düşüren bir soru. He has said, öyle başarılı bir kariyeri var ki diyor, hiçbir şey diyor, could be considered, hiçbir şey diyor, büyük düşünülemez. İyi de bu da fikir ifade etmemiş olmaz. Bana göre gerçek başarı diyor, is what you do for others. Diğerleri için ne yaptın? Diğerleri için ailesini katmadığı için olmaz. Ailesiyle ilgili bir ifade olsaydı olurdu. Dolayısıyla bunun da söylediğini de yanlış olduğunu ifade eden bu cümle Richard'ın kariyeriyle ilgili konuştuğu kısımdan bahsetmesi gerektiği. Dolayısıyla cevap A şıkkı arkadaşlar. Diğer bir diyalog sorusu, birçok röportaj yapanla diyor teknoloji uzmanı konuşuyorlar. Birçok insan inanıyor ki, cümleleri çeviriyoruz arkadaşlar, bu önemli çünkü referans kelime anca böyle bulunur. İnanıyor ki bizim kişisel bilgilerimiz oldukça güvende, eğer ki ne yaparsak, if we have no apps, eğer ki uygulama yoksa telefonlarda, how true is that, bu ne kadar doğru diye röportajı yapan, görüşmeyi yapan soruyor. Uzman da diyor ki, ya bu diyor tabii ki bağlıdır, bir şeylere bağlıdır, there is new software, bu değişir demek istiyor. Yeni yazılım var ki mevcuttur, bunlar ne yapabilir? Can collect, ki bunlar toplayabilir diyor bilgiyi diyor sizin hakkınızda, açıkça diyor kullanarak, sizin diyor Wi-Fi bağlantısını kullanarak, yani yazılıma da belki gerek yok diyor. Uygulamaya gerek yok, apps'e gerek yok. Sadece yazılım da bunun için yeterli olabilir, software. Bu röportajı yapan bir soru daha soruyor. Sonraki cevap bizim aslında buraya gelecek ipucuyu bize verecekler arkadaşlar. Bakalım son cümle ne diyor? Bu yazılımı kullanarak diyor görebilirim diyor hangi Wi-Fi ağına siz bağlandınız diyor daha önce ve I can predict, tahmin edebilirim diyor sizin finansal statünüzü ve I can also figure out, anlayabilirim diyor nerede yaşadığınızı, where you live and work. Ve nerede ne yaptığınızı, nerede çalıştığınızı.
Yani röportajı yapan kimse burada Wi-Fi ağıyla nasıl bunu yapabileceğini sormuş olması lazım. What do you think is safe? Sizce güvenli olan nedir diyor ya bu yazılım hakkında. Yazılımın güvenliliğini anlatan bir durum yok. Dolayısıyla bunu eleyebiliriz. Ne tür bir bilgi diyor muhtemelen siz öğrenebilirsiniz diyor bu ağla. İşte ne tür bir bilgi dediği zaman bu yazılımı kullanarak biz sizin finansal durumunuzu, nerede yaşadığınızı ve nerede çalıştığınızı bilgilerini öğrenebiliriz. Bu anlamda B şıkkı net bir şekilde bu boşluğa en uygun olandır. Nasıl koruyabilirim kişisel bilgilerimi diyor bu tür yazılımdan. Boşluğun devamında o korumadan bahsetmiyor. Ne en iyi olurdu diyor bulmak için böyle tehditleri. Tehdidi nasıl bulacağıyla ilgili bir tavsiye de yok boşluktan sonra. Ve var mı diyor herhangi başka bir yol bilgi elde etmek için insanlar hakkında Wi-Fi bağlantısına ek olarak diyor. Ek olarak bir şey de söylememiş sadece bu yazılımdan bahsettiği için onunla ilgili bir cümle olması lazımdı. Bu anlamda doğru cevap B şıkkıdır arkadaşlar. Bir diğer sorumuz, do you think sence diyor there could be olabilir mi? Bir başka gezegen diyor Güneş sisteminde solar system den başka other than neden başka bizim diyor zaten bildiğimizden başka. Neden olmasın diyor Ronald. But even if var olsa bile birisi var olsa bile oldukça uzak olmalı Güneş'ten. Yani olsa bile uzak olmalı Güneş'ten diyor. Jane bir daha konuşuyor. Ronald ona göre cevap verecek. Yani bir iki aslında birbirini tamamlar. Konu bağlamında bizim işimize yarıyor ama daha çok Jane ve sonrası. Jane ve Ronald'ın dediği. Don't worry, endişelenme diyor. Eğer ki diyor biri dışarıda varsa, if one is out there, orada varsa, they will find it. Ne yapacaklar? Onu bulacaklar diyor. They will find it ve bilim diyor ilerliyor, den hızlı ilerliyor, bizim düşünebildiğimizden daha hızlı ilerliyor. Yani endişe duyma dediğine göre Jane'in bir merakı söz konusu, bir şey merak etmiştir. Onunla ilgili endişe duyma, belki gerçekten endişesi de vardır. Astronomlar diyor başlayacaklar analiz etmeye objelerin hareketini Güneş sisteminde yakın zamanda. İyi de bu soru endişe içermiyor ki o anlamda olmaz. Sence diyor bilim adamları hiç bulabilecekler mi bir başka tanesini? Bu soru olduğu için kısmi olarak bizim için bir endişe, kaygı veya diyelim ki sorunun cevabı olabilecek bir şey olur. Bu anlamda nedir? Bu anlamda B şıkkı uyar. Umarım diyor insanlar seyahat edebilecekler diyor evrende gelecekte. Yani umutla buradaki endişe birbirini tamamlamıyor. İnsanlar diyor inanacaklar mı diyor yaşam olacağına diğer gezegenlerde. Devamında endişe etme bilim adamları bulacaklar dediği kısımla uyumsuzdur. Yani söz konusu insanların inanmaması değil, söz konusu bulunması ile ilgili. What if olsa ne olur? It wasn't that far. O kadar uzak olmasa ne olur Güneş'ten veya gezegenimizden? Bu da devamında onun cevabı olmadığı için olmaz. Dolayısıyla çok net bir şekilde cevabın B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Hızlı okumak lazım. Gerekirse o seçeneği boşluğa bırakıp sağ soluyla uyumlu olup olmadığını kontrol etmek lazım arkadaşlar. Cevap burada B şıkkı. Bir diğer sorumuz da arkadaşlar hemen bakalım. Have you ever read? Öğretmen öğrenci konuşuyor. Hiç diyor okudun mu diyor kitap By Sir Arthur Conan Doyle tarafından yazılan bir kitabı okudun mu? Evet diyor henüz okumayı bitirdim diyor. The Return of Sherlock Holmes, Sherlock Holmes'un dönüşü henüz bitirdim okumayı. Öğretmenin bir sorusu daha var arkadaşlar. Devamında öğrencinin verdiği cevap burada bizim için ipucu olacaktır. Diyor ki Because it is the collected short story adventures yani kısa toplu kısa hikayelerin maceraları olduğu için ki yayınlanan neden sonra yayınlanan After Great Detective's Return yani Büyük Dedektif'in dönüşünden sonra From Dead ölümden dönüşünden sonra yayınlanan kısa maceralar olduğu için çünkü muhtemelen sebep sonuç ilişkisiyle ilgili bir cümle yani neden diye başlaması lazım.
Anlatabilir misin diyor, what you really liked, kitapla ilgili gerçekten sevdiğin şey. Sevdiği şeyi anlatmamış çünkü diye başlamış. What do you think the book is called so? Neden kitap öyle isimlendiriliyor? Do you think the book is called so? Neden öyle isimlendiriliyor? Kitabın ismi because it's collected short story adventures diyor, yayınlanan, ama after the detective's return kısmı buradaki kitabın adıyla uyumlu. Dolayısıyla bu anlamda B şıkkı mantıklı denebilir arkadaşlar. Do you know, biliyor musun neden ilk diyor başlığı Sherlock Holmes'du? Sherlock Holmes'un başlığından bahsetmiyor. Oradan eleriz. Why does the writer have a collection? Neden bir hikaye koleksiyonu var? Neden koleksiyona sahip olduğu ile ilgili bilgi boşluktan sonra yok? Ve neden Sherlock Holmes o kadar önlüdür kurguda? Yine kurgudaki önemini anlatan bir cümle yok. Kitap adıyla ilgili bir şey belli. Dolayısıyla cevap B şıkkı. Son sorumuzu çözelim arkadaşlar. Anlamıyorum. Adam'la Jennifer konuşuyor. Anlamıyorum diyor. How meditation, nasıl meditasyon diyor, o kadar popüler oldu diyor. Ve uygulanıyor her yerde, hastanelerden tutun da okullara kadar. Jennifer de bunun nasıl olduğunu anlatacaktır muhtemelen. Sonra Adam bir daha konuşuyor. Evet diyor, haklısın. Hak verdiği bir nokta. Bütün ihtiyacın olan diyor rahat bir duruş ve diyor wish, dilek diyor, self transformation, yani kendi dönüştürme isteği ve arzu, diğerlerinin iyiliği, rahatlığı için. Yani Jennifer'ın anlatıyla uyumlu bir cümle olması lazım. Tabii ki diyor faydalı psikolojik etkileri de aynı zamanda diyor sebep olabilir diyor. Dolayısıyla Jennifer bakalım bunun nasıl olduğunu, yani hastaneden okula kadar meditasyonun nasıl popüler olduğu ve uygulandığından bahsedecek. Sebebi şu olabilir diyor. Bu Dan'den türetilmiş, çıkarılmıştır. Çeşitli diyor Budizm'in dallarından, yani oradan çıkarılmış olması mı bunun popülerliği ve uygulamasıyla ilgili yaygınlığı anlatıyor? Değil tabii ki. Çünkü bilim adamları ispatladı ki onu uygulayanlar diyor az çok strese meyillidir. İyi de bu da olumsuz tarafını anlatmış. Söz konusu olan olumlu bir şeyden bahsetmesi gerekirdi. Yani konuyla bağlantısı yok. Bence çok kolay bir uygulamadır. I mean, demek istiyorum ki ekipman yok, buraya dikkat ve çalışma, hani çalışma gerekir derken antrenmandan bahsediyoruz. Workout, ekipman yok dediği kısma dikkat edin. Burada evet haklısın. Tek ihtiyacın olan rahat bir duruş ve diyor böyle bir arzu, istek. Dolayısıyla gerçekten ekipmana gerek yok. Antrenman ihtiyaç hasıl olmuştur. Biliyorsun diyor, meditasyon aynı zamanda yol açar bazı psikolojik değişikliğe beyinde. Konu dışı bir şey, sağ solu beyinden bahsetmiyor. Dikkat edelim buna. Ve son olarak özellikle diyor 3 tür ki bunlar gelişmiştir diyor Budizm yoluyla. Bunlar diyor yaygın bir şekilde uygulanıyor. Türlerinden de bahsetmiyoruz meditasyonun. Buradan da elenebilir. Zaten ipucu da vardı arkadaşlar. Çok net bir şekilde C şıkkı. Diyalog soruları karşılıklı muhabbet ortamına alışkın olmayı gerektirir sohbete. Ve gerçekten sohbet yapıyormuş gibi okumakta fayda var. Çok detaya inmeyin. Her kelimeyi birebir çevirmeye çalışmayın. Konunun özünü anlamaya çalışın. Ve özellikle boşluk sonrası cümlelere özellikle dikkat etmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar.